Merhaba, iyi akşamlar. Sanayi Merkezi programıyla ben Erdener Saraçlar. Tüm seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. İki haftada bir yaptığımız Sanayi Merkezi programımızda bu hafta kıymetli misafirlerimiz, güzel prosesimiz ve güzel bir konumuz var. Yine sanayinin içinden, sanayiyi ilgilendiren ve sanayinin temel taşlarında olan önemli bir konuyu ele alacağız. Ve aynı zamanda yine sanayinin temel yapı taşlarından olan önemli bir prosesi bu hafta sizlere sunacağız. Prosesimize geçmeden önce bu haftaki konuklarımıza merhaba diyelim. Sayın Ayhan Tufan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Yakup Kara Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi her hafta bir proses sunuyoruz seyircilerimize. Bu hafta da özellikle sanayinin en önemli proseslerinden olan tornalama işlemini seyircilerimize sunacağız. Özellikle sanayinin en temel yapı taşlarından bir tanesi diyebiliriz. Yani bugün gittiğimiz ufak işletmelerden, büyük işletmelerden her yerde çok komplike olmasa da işte bizim universal adını verdiğimiz daha manuel tezgahlar olan tornalar vesaire birçok torna tipi kullanıyoruz. Prosesimizi alabilirsek teknik açıdan prosesimizi inceleyelim. Ondan sonra değerlendirmemizi yapalım. Evet. Şimdi ekranda gördüğünüz bir simülasyonumuz var. Torna tezgahı. Bu CNC torna tezgahı dediğimiz bir tezgah tipi. Tabi burada gördüğümüz tezgah özellikle son dönemlerde çıkan tezgahlardan bir tanesi. Çift taretli, tek kafalı dediğimiz bir tezgah tipi. Burada karşıda şu an İşlemler yapılması için tezgahın magazinleri yani takım bağlanan yerleri hareket etti. Torna tezgahında işlenen mamül döner. Dönerken işte seyircilerimiz de seyrediyor. Siyah olan iki tane taret var. Onlar yukarı aşağı takımlarla beraber dönen parça üzerinde çapak alma işlemi, talaşlı imalat yöntemi kullanarak şu an görüyorsunuz. Mesela bir parça üzerinden et kalınlığı küçültülecek, çapı küçültülecek şekilde bir kesici takım yardımıyla çapak alındı. Tornalarda özellikle bu tarz son teknoloji tornalarda işte takım tutucu dediğimiz, bakınız bir takım değiştirdi mesela orada operatör. Takım tutucu dediğimiz takımları bağladığımız bir yer var. O takım tutucular değişir ve birçok proses için kullanabiliriz. Dediğim gibi son teknoloji ürünlerden bir tanesinin simülasyonu olduğu için aynı zamanda 2 işlem, 3 işlem yapabilen birçok torna var. Tabii belki bunları biz sanayimizde yeni yeni görmeye başladık. Yani 2021-2022 teknolojisi özellikle daha maliyetli tezgah yatırımları. Bu yüzden bu simülasyondaki kadar son seviye teknolojileri görmeyebiliriz ama ana işlem olarak burada gördüğünüz bir proses simülasyondaki gibiydi. Şimdi burada da canlı simülasyon olmayan burada bir bakır üzerinden çapak alma işlemi yapılıyor. Burada çok kısa bir gösterim uyguladık. Özellikle orada gördüğünüz uçlar tam çapağı alan, çapağı fırlatan yerlere elmas adını veriyoruz. Elmaslar yardımıyla buradan bir çapak kaldırma işlemi yapıldı. Şimdi burada da bir alüminyum parça. Özellikle tornalar yani ahşapları işlediğimiz tornalar, alüminyum, çelik, bakır birçok hem maden cinsinden hem ahşap cinsinden birçok malzemede, poliüretilen malzemelerde de, plastik malzemelerde de kullanılıyor. Burada da bir alüminyumdan çapak kaldırma, talaş alma yöntemini kullanıyoruz. Bir boru önünde gördüğünüz ürün. Bu borunun etrafında işte atıyorum çapı 30 milimetre olan yani daha geniş olan bir yüzeyi daha küçük bir yüzeye getirmeye yarıyor. Tabi sadece yüzeydeki daraltmaları değil, tornalar aynı zamanda delik delme işlemi, kılavuz açma, işte diş çekme dediğimiz aslında günlük hayatta kullandığımız civataları üretebileceğimiz, ondan sonra yaygın olarak kullandığımız belki mobilya ayaklarında işlem yaptığımız özellikle ahşap ürünlerde birçok parça tornalardan geçiyor, torna tezgahlarından geçiyor. Burada da yine bu tezgah tipimiz CNC torna tezgah tipi. CNC torna tezgah tipinde farklı kubbeli, bombeli bir yapı işliyor operatör. Bunu işlerken bir program kullanıyor. CNC dediğimiz tezgah tipleri
Kompütür, bilgisayarlar aracılığıyla bir program yazılıyor. Orada tezgahın uygulandığı, yani kesici yüzeyin uygulandığı her, gittiği her nokta o programla tanımlanıyor. Ve o yüzeylere giderek oradan çapak kaldırma işlemi yapıyor. Böyle olmayan daha basit tezgahlarımız da var. Onlar da doğrudan elle kullanarak çapak alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Torna tezgahlarımızın genel özetini bu şekilde yapabiliriz. Evet, evet Ayhan Bey, ilk defa kadar, programımıza evet. geldiniz. Evet. Sizden torna tezgahıyla ilgili ilk değerlendirmemizi evet. alalım. Benim torna tezgahlarıyla alakalı en çok hoşuma giden konu şu. Her ne kadar böyle 3 eksenli, 5 eksenli bir takım CNC tezgahları bizim talaşlı imalat proseslerimize girmeye başlasa da, hatta eklemeli üretim gibi farklı üretim tarzları da bizim üretim hatlarımızın bir parçası olmaya başlasa da, torna tezgahları bizim genelde vazgeçilmezimiz oluyor. Bu tabii bazı nedenlere de bağlı. Bunun en önemli nedeni torna tezgahlarımızda parti değişim süresi çok kısa. Hani ve bir parçadan diğerine geçerken makinanın durduğu süre çok kısa. Bu dolayısıyla bize bir fleksibilite, bir esneklik sağlıyor. Diğer taraftan pek çok talaşlı imalat prosesinde başlangıç prosesleri daha komplike makinalarla daha fazla zaman ayırarak yapılmak yerine tornalarda başlangıç prosesleri daha hızlı ve seri bir şekilde yapılabiliyor. Tabii başta da belirttiğim gibi tornaların bizim vazgeçilmez tezgahlarımızın olmasının nedeni parti değişim süresinin çok kısa olması. Ve şuna da dikkat edin, pek çok sanayici şöyle başlar kelimeye, işte ben işte bundan 20 yıl önce bir tornam vardı veya işte çok işte 2-3 tornam vardı diye başlar. Hani bu noktada bir hem bir başlangıç prosesi hem de böyle nitelikli büyük işte kurumsallaşmaya adım atan işte veya orta ölçekli daha böyle marka değerini oturtmaya çalışan pek çok işletmemizin geçmişinde hani bir tornacılık veya bir birkaç tane tornaya sahip olma geçmişi illaki vardır. ve bu uzun sürede devam edecek gibi görünüyor. Evet. Yani bir hele hele bizim Konya gibi talaşlı imalatta kendini bir hali geliştirmiş, farklı esnekliklere sahip olan bir şehir, bizim şehrimiz. Burada bizim torna tezgahlarımız çok önemli bir yere sahip ve böyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Evet, teşekkürler. Evet, sağ olun bu. Değerli katkılarınız için. Yakup Hocam, buyurun. Evet, Erdener Bey, teşekkür ederiz. Tabii torna bizim sanayimizin, sadece Konya için değil, tüm ülkemizin, hatta dünyadaki sanayinin temel yapı taşlarından bir tanesi, en temel proseslerinden bir tanesi. Biz bunlara, torna gibi proseslere, talaşlı imalat prosesleri diyoruz. Ne demek talaşlı imalat? Malzemenin üzerinden talaş kaldırarak şekil verme söz konusu olduğu için. Şu anda videoda da seyircilerimizin izlediği gibi bir talaş kaldırılıyor. Evet. Talaş kaldırma yöntemiyle bir şekil veriliyor. Tabii imalat sadece bundan ibaret değil. Talaş kaldırmadan da biz malzemeye şekil verebiliriz. Delerek, bükerek, işlemle, dövmeyle, kaynak yaparak, birleştirerek bunları da yapabiliriz. Ama bu proseslerin temel özelliği talaşlı olması. Sadece tornayla sınırlı değil, birçok talaşlı imalat prosesi de var. Evet. Tabii torna genellikle silindirik parçalara şekil vermede kullanılan bir yöntem. Seyircilerimiz mutlaka dikkatini çekmiştir. Çok yüksek devirle dönen bir silindirik malzeme var. Bunun üzerine keskin bir takımı diyelim, ucu diyelim, seyircilerimizin de anlayacağı dilden kullanacak olursak, kesici bir cismi dokundurduğunuz zaman ve ilerlettiğiniz zaman istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz derinlikte talaş kaldırarak şekil verebiliyorsunuz malzemelerimize. Tabii Ayhan Bey de bahsetti. Bunlar bizim esnek makinelerimiz. Genel kullanıma uygun, genel amaçlı makinelerimiz. Niye? Çünkü bizim sanayimizde çok çeşitli parçalar üretiliyor. Üretim gerçekleştirebilmek evet. için çok çeşitli farklı geometrilerde, farklı şekiller verilmesi gereken birçok parça üretiliyor. Şimdi her parça çeşidi için ayrı bir makine alma gibi bir şey söz konusu olmayacağı için dolayısıyla aynı makinede farklı farklı şekillerdeki, özelliklerdeki, geometrilerdeki parçalara şekil verilebilmesi gerekiyor. İşte makine ne yapılıyor burada? Programlanıyor. Makine programlanıp istenen şekil buralarda verilebiliyor. Bu anlamda hem ayar süreleri farklı bir parçadan
farklı bir parçaya geçişteki o hız programlanıp hızlı bir şekilde geçirilebilmesi, hem de çok hızlı işlem yapabilmesi, bir de diğer taraftan bugünkü konumuz olan, evet, siz bahsetmediniz ama ben de buradan tabii, bugünkü tabii konuşacağımız konuyu da bahsetmiş olayım. Standart ürünlerin tolerans aralığında standart parçaların elde edilmesi açısından da bu gibi tezgahlar, bu gibi makineler son derece kritik. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bir... Sağ olun. Hatta şunu da ekleyeyim. Şöyle ekleyeyim. Aslında hani sanayinin dışında olan izleyicilerimiz için de şöyle örnek verebiliriz tornaya. Günlük hayatta kullandığımız mesela oklavalar, evet, merdaneler, hı hı, ahşap üzerinden talaş kaldırarak ahşap tornalarında üretilmiş, şekil verilerek üretilen aslında parçalar. Yani günlük hayatta kullandığımız birçok ürün de bu prosesten, yani torna prosesinden geçirilerek üretilen, evet, ürünler oluyor. O konuda da bilgi vermiş teşekkürler olalım. Belki şunu da ilave edebiliriz. Hani başlangıçta demiştiniz ya, bir parçayı bağlıyoruz ve yüksek hızda dönüyor. Aslında tornanın kökeni turn, hani evet, bu dönmek dediğimiz kavramdan geliyor. Bunu da eklemiş olalım. Hani çünkü bir parça dönerek işleniyor ve bunu sağlayan makinalara torna grubu, yani dönerek işleyen parça, evet, grubu. Muhtemelen önümüzdeki programlarda frezeyi de, evet, ele alacağız. O farkı de, da söyleyelim, evet, şimdiden. Tabii. Konusu yani biz talaşlı imalatta kullandığımız talaş kaldırma yöntemi olarak yaptığımız işlemlerde, talaşlı işlem dediğimiz işlemlerde torna, bahsettiğiniz gibi İngilizce terim olan turn'den ve aynı şekilde mesela dik işlem, yatay işleme merkezleri gibi işleme merkezlerimiz var. Bunda ürün sabit, işleyen parça dönüyor. Hı hı. Artık yeni tornalarda da buna benzer özellikler eklenti olarak geldi ama tornanın prensibi, aslında seyircilerimize de sunmuş olalım, mamulün, yani işlenen parçanın dönmesi suretiyle takımı sabit tutularak, yani kesici takım sabit bir şekilde ürüne yaklaşarak talaş kaldırırken, yani şöyle izah edebiliriz. Hı hı. Parça dönüyor. Evet. Kesici ucumuz geldi, sabit bir şekilde buna dokunduğunda kendiliğinden talaş kalkmış oluyor dönerken. Ama frezede, mesela dik işlem parçayı sabit tutarsınız. Evet. Takım dönerek takım gelir. Çok yüksek bir devirle, mesela matkap mantığıyla o döndüğünde dönerek şekil verir, talaş kaldırarak yine, evet, aynı mantıkla. Evet, teşekkürler. Sağ olun katkılarınız için. Şimdi zaten Yakup Hocam siz girizgahı yaptınız aslında. Evet. Bu haftaki konumuz standartlaşma. Hem sanayinin içerisinde standartlaşma, aslında standartlaşma ülkemizde birçok yerde yaygınlaştırılması gereken aslında bir konu. Tabii biz özellikle üretim özelinde bu konuya değineceğiz. Ama geçen haftalarda da bahsetmiştik belli konularda. İşte iyileştirmelerden önce standartlaşma olması gerekiyor veya eğitimlerde bir standartlaşmaya hizmet etmesi gerekiyor gibi birçok yerde standart kelimesini kullanmıştık. Öyle olunca aslında dedik ki bu haftada standartlaşmayı konuşalım ve seyircilerimize standartlaşma derken neyden bahsettiğimizi de aynı zamanda anlatmış olalım dedik. Evet, standartlaşma nedir diyeyim. Topu Yakup Hocam sizlere dilerseniz bırakayım. Yani standart kelimesinin önce bir tanımını yapmak lazım aslında burada. Hı hı. Günlük hayatta hepimizin kullandığı bir kavram ama standardı genel olarak belirli kurallara, belirli ölçülere uygun olarak hazırlanmış. Bu sistem olabilir, süreç olabilir, ürün olabilir, herhangi bir şey kurallara ve ölçülere uygun olarak hazırlanmış. İnisiyatife çok bırakılmamış, tercihlere bırakılmamış, şansa bırakılmamış. Aslında her varlığa, bu dediğim gibi fiziksel bir varlık da olabilir, bir sistem de olabilir, bir süreç de olabilir. Standardı bu şekilde tanımlayabiliriz. Aslında kurallar bütünü, ölçüler bütünü şeklinde tanımlayabiliriz. Standartlar aslında günlük hayatta her yerde bizim karşımıza çıkıyor ve bizim hayatımızı da kolaylaştırıyor aslında standartlar. Şimdi düşünsenize, evinizde kullandığınız mobilyalar. Mobilyalarda buzdolabı için bırakılmış olan bir alan. Çamaşır makinesi için bırakılmış bir alan var ve bunlar belli bir mobilyacı geldiği zaman mobilya üretimini buna göre yapıyor. Diyor ki buzdolaplarının standart ölçüleri vardır, çamaşır makinesinin standart ölçüleri vardır. Buna göre ne yapıyor? Koyuyor. Yani gidip bunun ölçüsünü eğer standart yapmazsanız ona uygun şey mi yapacaksınız? Buzdolabı mı üreteceksiniz? Dolayısıyla aslında
İşte beyaz eşyalarımızda, ne bileyim elektrik prizlerimizde, işte birçok şeyde, hayatımızın birçok noktasında standartlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Ve bu standartlar aslında hem bireysel yaşamı kolaylaştırıyor, hem toplumsal yaşamı belirli bir düzene koymuş oluyor. Standartlar genellikle de yazılı dokümanlar şeklinde ifade edilir. Standart deyince sadece aklımıza ne bileyim işte Türk Standartları Enstitüsü'nün şu standardı gelmesin. Bizim bir anayasamız var. Anayasa aslında bir standarttır. Bu ülkenin refah olması için yaşam şartları, koşulları, devletin yönetim şekli vesaire konusunda standartları ortaya koyar. Her kanun aynı zamanda bir standarttır. Her yönetmelik aynı zamanda bir standarttır. Bunların dışında bir de ne var? İşte yönergeler olabilir. Kuruma özel, kuruluşa özel yönergeler olabilir. Ulusal standartlar olabilir. Uluslararası standartlar olabilir. Genellikle bunlar yazılı dokümanlardır. Ve bir ürün, bir sistem, bir sürecin belirli kurallar çerçevesinde üretilmesini, işletilmesini sağlayan aslında kurallar bütünü, ölçüler bütünü olarak adlandırabiliriz. Standardı bu şekilde tanımlamak mümkün. Dediğim gibi hayatı kolaylaştırırlar, yönetimi de kolaylaştırırlar. Şimdi düşünsenize, günlük yaşamımızda hiçbir şeyin standardı yok. Böyle bir hayatı düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. Yani herkes kafasına göre ürün üretmiş, priz üretmiş, mobilya üretmiş. Dolayısıyla bir kaostur. Kaos ortamıdır. Yani toplumsal düzen açısından da önemli bir şeydir standartlar. Aynı zamanda kalite için. Kalite için de ön şarttır. Kalite konusunu daha önceki programlarımızda çok konuşmadık ama belki bundan sonra daha çok konuşacağız. Kalitenin tanımında şöyle birçok tanım vardır kalitenin ama tanımlarından bir tanesi de şudur. Standartlara uygunluktur. Standartlara uygunluk olarak tanımlanır kalite. Yani standartlar bu noktada bir değerlendirme kriteri olarak karşımıza çıkar. İyi mi, değil mi? Güzel mi, değil mi? Doğru mu, yanlış mı diye soruları kendimize sorduğumuzda bizim bir şeyi referans almamız gerekir. Bana göre doğru, size göre yanlış, oraya göre doğru olabilir. İşte burada standartlar devreye girer. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin kötü, neyin güzel olduğu noktasında standartlar bizim karşımıza çıkar. Ve hayata, toplumsal yaşama, ürünlere, hizmetlere, bunların hepsine bir ölçü ve kurallar getirir. Mesela işte aracınızı muayeneye götürüyorsunuz. Şimdi diyelim ki Konya'da aracınızı muayeneye götürdünüz. Orada bir muayene şekli oldu. Oradaki kriterler, inceleme kriterleri bambaşkaydı. Örnek veriyorum. Öyle bir şey yok şu anda tabii bizim ülkemizde. Başka bir yere gittiniz. Başka bir şehirde bambaşka şeylere baktılar. Öbür şehirde başkasına baktı. Bu nizamı bozar. Evet. Bir defa her şeyden önce. Ama baktığınız zaman buradaki koydukları kontrol standartları, nelere bakılacağı, nasıl bakılacağı gibi bir takım kurallar, bu kurallar bütünü bir standart olarak bizim karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu şekilde tanımlayabiliriz standartları. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, hem aynı zamanda toplumsal bütünü ve toplumsal eşitliği sağlayacak temel kurallardan, kurallara da standartlar diyoruz. Yani biz onlara kanunlar, yönetmelikler, tüzükler, ne isim koyarsak koyalım. Aslında hepsi bir standart ve bir kabulün. Aslında standartlaşma aynı zamanda bir kabul etme. İşte bizim bugün kullandığımız bilimsel parametreler, bunlar da bir kabul ve standart değerinde aldığımız veya ölçütler, referanslar, bunlar da hep standart olarak hem bilimsel açıdan hem toplumsal açıdan kabul ettiğimiz bir şey. Mesela ülkemizde işte biliyorsunuz bir kurumumuz var. Türk Standartları Enstitüsü diye bir kurumumuz var bizim. Nedir temel misyonu, varlık sebebi? Ülkemizdeki ürünler, sistemler, süreçlerle ilgili Türk standartlarını geliştirmek. Bu amaçla görev yapar. Bu standartlara uygun olarak üretilen ürünlere, parçalara, malzemelere de ne yapar? Evet, bu Türk standartlarına uygundur diye de tescilleyen bir kurumumuz vardır. Böyle önemli bir görevi üstlenmiş durumdadır aslında. Evet. Ayhan Bey, peki sanayide standartlaşma diyoruz. Özellikle bunu belki günlük hayatımızda da çok kullandığımız terimlerden bir tanesi olduğuna ben eminim. Sanayide standartlaşma derken tam olarak neyden bahsediyoruz?
Erdener Bey, dilerseniz şuradan başlayalım. Yani tabii hocamız ve sizler çok güzel bir girizgah yaptınız bu standart kavramının ne olduğuyla alakalı. Ben bir başka pencereden bakmak tarafındayım bir nebze. Hani mesela bir insanı tanımlarken deriz ki ya bu adamın bir standardı var. Hani aslında ondaki bazı yetkinlikleri, onun seviyesindeki bir takım böyle yükseklikleri biz bu şekilde tanımlarız. Bazen işte karşımıza bir ürün gelir. Ya işte bu ürün aslında standart olarak şu üründen daha düşük. Hani bu sefer de hani ürünün kalitesine veya ölçüsüne dönük bazı tanımları olur. Aslında standardın farklı perspektifleri var. Bu iki perspektif de aslında bir yerde birbiriyle örtüşüyor. Onu da birbirine bağlayacağım. Aslında standardın hani bir şeyi yapmak için kararlaştırılan yol gibi bir tanımı var. Yani böyle metodolojik bir tanımı var. Hani bir şeyi yapmak için kararlaştırılan yol. Yani biz bu prosesi şu şekilde yaparız. Veya işte bizim torna işleme prosesimizin standardı şu deriz. Veya bir şekilde de ya işlediğimiz parçanın da standardı şu deriz. Yani dolayısıyla hem metotta hem de üründe bir standarttan bahsediyoruz. Bu ikisi aslında birbiriyle örtüşüyor. Ne için örtüşüyor bunlar? Kalite için ve nihai çıktının daha çok müşteri memnuniyeti sağlaması için birbiriyle örtüşen kavramlar bunlar. Her ikisi de standart perspektifinden ama birisi bir metodolojiyi, bir şeyi yapmak için kararlaştırılan yol tanımı, bir metodolojiyi bize aktarırken işte belirli bir ölçüye, yasaya, kanuna, toleransa uygun olan tanımı da bize aslında ürünün fiziksel ve geometrik unsurlarıyla alakalı bir kalite standardını aktarmış oluyor. Dolayısıyla standart dediğimiz kavram aslında bir yönüyle de çok fonksiyonlu bir kavram. Mesela biraz önce hocamız buzdolabından, işte elektrik prizlerinden bahsetti. Mesela daha farklı bir şeyden bahsedelim. Bugün düşünsenize bir metrenin dünyanın her yerinde farklı olduğunu, bir metrenin bir standardı var. Değil mi? Evet. Bu dünyanın her yerinde aynı. Keza bir saniyenin de bir standardı var. Dünyanın her yerinde aynı. Bir kilogramın da bir standardı var. Dünyanın her yerinde aynı. Bunlar belirli bir ölçüye, bir maslara uygun, belirli laboratuvarlarda saklanan, özel kimyasal alaşımlardan yapılmış ve o standardın üyesi olan bütün ülkelere birer kopyasının gönderildiği temel maslarlar, işte metre gibi, kilogram gibi bazı unsurlar bunu kapsıyor. Hatta bunlara etalon deniliyor, bu maslarlara. Tabii teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, bazı fizik hipotezlerinin de kanuna dönüşmesiyle birlikte bunların tanımı değişiyor. Yani bunlar artık fiziksel bir görsellikten farklı bir tanıma evriliyor. Mesela saniyenin tanımı şu şekilde yapılıyor. Önceden işte bir günün şu kadar da biri denirken saniyeye, şu anda saniyeye sezyum 133 atomunun yaklaşık 10 üzeri 9 periyodunun süresi bir saniye. Saniyenin standart tanımı bu. Her yerde böyle. Ve metre, ışığın bir saniyede kat ettiği yolun yaklaşık 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 8'i. Mesela saniyenin şeyin metrenin tanımı da bu. Hani bazı fizik kanunlarıyla artık tanımlanıyor bunlar. Geometrik, hani bu aslında önceden evrensel kurallar. Evrensel fizik kuralları, evrensel kurallar. Etalon denilen sabit maslarlar ve bunların kopyaları maslar kabul edilirken şimdi maslar kabul edilen standardın temel dinamikleri de değişiyor. Yani fizik kanunlarına göre tanımlar yapılmaya başlıyor. Mesela kilogram dediğimiz bir temel sabit. Bu da işte Planck sabitinin saniye ile çarpılıp metrekareye bölünmesi anlamına geliyor. İşte Planck sabiti dediğimiz şey de kuantum mekaniğine etki eden en küçük parçacık. Yani bizim E eşittir H çarpı F diye bir formül var orada. Oradaki H katsayısı bizim için bir sabit olmuş oluyor. Yani artık böyle standartlarımızın tanımları da değişiyor. Düşünsenize, yani bir metre burada farklı, başka bir ülkede farklı, evet, bir diğer ülkede farklı. Sizin dediğiniz gibi hocam aslında bir kaos ortamının girizgahı olacak. Veya aslında şu bile bir kaostur. Yani mesela ben pazarcıyım aynı zamanda. Düşünsenize bir pazarcıda bir kilogram farklı, başka bir pazarcıda bir kilogram farklı, öbür pazarcıda bir kilogram farklı. Ya o pazarın içinden çıkabilir misiniz? Veya o pazarda bir huzuru veya bir alışveriş dinamiğini yaşayabilir misiniz? Yaşayamazsınız. Hani bu çok farklı bir şey. Veya
bir uzun atlama yarışması yapılıyor diyelim ki. Uzun atlama yarışması yapılırken burada atlayan adamın ölçüldüğü metre farklı, orada atlayan adamın ölçüldüğü metre farklı. Bu bir yarışmayı, bu bir rekabeti, bu bir gelişmeyi beraberinde getirmeyecek. Çünkü evet, ölçütler birbirinden farklı. Mastarlar birbirinden farklı. Değer yargıları birbirinden farklı. Dolayısıyla imalat sanayinde de bizim temel olarak tetiklenmeyi beklediğimiz nokta şu standartlardan. Standartlar bizi bir rekabetin içerisinde avantajlı pozisyona getiriyor. Ve biz standartlarla nerede olduğumuzu görüyoruz. Hani hem ürün bazlı standartlarımızda, hem proses bazlı standartlarımızda, hem metot bazlı standartlarımızda rekabetin neresinde olduğumuzu görüyoruz. Mesela bir operasyonu tanımlarken onun adına standart operasyon prosedürü diyoruz. Hani başka bir denetime girecekken ya bu TÜV standartlarına göre veya ISO 9001 standartlarına göre bizim işte performans yönetimimizdeki şu KPI'nin buraya tanımlanması gerekir gibi bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla standartlar aslında hocam sizin de dediğiniz gibi bize bir düzen getiriyor ve bizi rekabette nerede olduğumuzu seviyelendiriyor ve bize belli noktalarda bir yol haritası gösteriyor. Dolayısıyla evet, standardı bu şekilde tanımlayabiliriz. Standardın bir başka tanımı da şu Erdener Bey. Bir işletmede ürünü ve yöntemi belirlemek için konulmuş kurallar bütünü. Buna da standart deniliyor hocam. Dolayısıyla bakın üretim, imalat, yani bunlar gayri safi yurt içi hasıla içerisinde çok ağır payı olan unsurlar. Elbet tamam da tüketim toplumunda yaşıyoruz. Evet, mesela şu an ben bir kravat takıyorum. Belki dünyada 1 milyon çeşit kravat var. Çok farklı bir değişkenlik var. Evet. Veya bir ceket giyiyorum. Belki 1 milyon çeşit farklı ceket var. Çok değişik, çok değişkenlik insanların. Ama ölçülere yani, baktığınız zaman işte orta beden, büyük beden, evet, en büyük beden. L bedenin bir standardı var. İşte evet, medium bedenin bir standardı var. İşte standartlar bu çeşitlilikte aslında bize bir yol haritası gösteriyor. Bize bir mastar oluyor ve bize bir yön gösteriyor. Aslında ölçmezseniz yönetemezsiniz diye bir söz var. Yani siz bir prosesinizi, bir indikatörünüzü ölçmezseniz önünüzü göremezsiniz. Nerede olduğunuzu göremezsiniz. Seviyenizi göremezsiniz. Ve yönetilemez. Yani hislerle yönetilir bir hale gelir. Ve no standard, no kaizen diye başka bir söz de var. Yani eğer standart yoksa iyileşme yoktur. Hani aslında standarda bu pencereden baktığımızda bu sözü daha iyi anlıyoruz. Evet. Standart yoksa iyileşme yoktur. Çünkü nerede olduğumuzu göreceğimiz bir şey yok, unsur yok. Düşünsenize ben bir işte 100 metre koşucusuyum. 100 metreyi kaç saniyede koştuğumu bugün bilmiyorum. Veya biliyorum ama standart olmayan bir zaman dilimine göre biliyorum. Başka bir yerde başka bir rakam olacak o. Ha, bu benim yarışımın da önüne geçecek. Evet. Bu benim başarımın da önüne geçecek. Bu benim hedefimin de önüne geçecek. Bu benim kendimi, çevremi, toplumu, firmamı geliştirmemin de önüne geçecek. Dolayısıyla standartlar bize bu noktada ışık tutan, bize bu noktada ölçüt olan bir kurallar manzumesi olarak tanımlanabilir. Evet, teşekkürler. Evet. Ben şimdi Ayhan Bey, siz de biraz önce söylerken bir üründe bir metotta standart, yani bir operasyonel standart, üründeki standart gibi bir terimden bahsettiniz. Aklıma o an şu geldi. Şimdi biliyorsunuz dünyada çok büyük markalar var. Bugün ülkemizde de onların hazır tüketim ürünleri olarak kıyafet, tekstil olabilir bu. Veya özellikle en yakından gördüğümüz işte kahve zincirleri veya hazır yiyecek fast food zincirleri gibi birçok marka var. Ve bunların aslında yaptığı ürünler, işte bize sunduğu yiyecekler, içecekler mükemmel lezzetler değil. Hı hı. Ama bu kahveyi Konya'da da, Adana'da, New York'ta da içsem aynı lezzeti aldığım bir kahve veya burada da yesem, başka bir yerde de yesem aynı lezzeti aldığım bir yemek. Şimdi orada da aslında biraz şunu gözlemlediğimizi düşünüyorum. Oradaki standartlar bütününde üretimde, yani üretilirken standart üretilmesi ve bu standardın tüm dünyada aynı şekilde yapılmasıyla bize sunulanın aynı olması aslında mükemmelin değil, standart olanın büyüdüğü ve talep haline geldiği bir noktada. Bu yüzden aslında özellikle bir standartlaşmayı üreticimize, sanayicimize
üretimdeki operasyonel standartlaşma diye de böyle açmak istedim aslında. Yakup Hocam, gıda, üretim gıda operasyonel... olduğu zaman söz evet. konusu olan gıda olduğunda, damak tadı olduğunda her şey değişiyor. Orada evet, soyut yani, şeyler de girebiliyor. Bir restorana gittiniz, restoranda bir restoranlar zinciri olduğunu düşünürsek bu zincirlerin tercih edilmesinin sebepleri de bu oluyor aslında. Hani Konya'ya gelip şey yediğinde, başka bir şehre gittiğinde aynı damak tadını alabilmek. Şimdi sanayide standartizasyon diye baktığımızda bizim karşımıza neyi standart hale getireceğiz diye bu soruya bir cevap vermek lazım. Ayhan Bey de biraz bahsetti ama ben bir tekrar edeyim. Tabii. Şimdi birincisi ürünlerin standartizasyonu. Ürünlerimizin standart olması, Türk standartlarına veya uluslararası standartlara, kurallara uygun bir şekilde üretilmesi, mevzuata uygun bir şekilde üretilmesi. Birincisi bu, ürün. İkincisi süreçler. Sanayide üretim süreçlerinin standart bir şekilde işletilmesi, operasyonların standart bir şekilde işletilmesi, sistemin belli standartlara uygun bir şekilde işletilmesi. Yani bir taraftan ürün standartizasyonu, bir taraftan da aslında süreç operasyon standartizasyonundan bahsediyoruz. Şimdi burada bizim sanayimizde şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Ürün müşteriye gönderilen bir şey. Yani müşteri bunu alıyor, kullanıyor, tüketiyor. Dış bir faktör müşteri. Sürecin içerisinde değil, üretim sisteminin içerisinde değil ama doğrudan bunun çıktılarını aldığı zaman evet bu şeye uygun mu? Standartlara uygun mu? Değil mi? Buna bakıyor. Devlet de bunu denetliyor. Bağımsız denetim kuruluşları da bunu denetliyor. Dolayısıyla ürün tarafındaki standartizasyonu aslında bizim şirketlerimizin, sanayi kuruluşlarımızın sağlaması bir zorunluluk olarak karşısına çıkıyor. Yoksa bu standartlara uymazsa rekabet edemez, malını satamaz gibi. Evet. Bir zorunluluk var. Yani dış faktörlerin etkisiyle, başta işte devlet, müşteri, diğer kuruluşlar olmak üzere bir zorunluluk karşısına çıkıyor. İçeriye girdiğim zaman, üretim süreçlerinin içerisine girdiğim zaman ne oluyor? Yani süreç standartizasyonu, operasyon standartizasyonu, çalışma ortamının standart hale getirilmesi dediği zaman denetleyen kimse yok. Genellikle yok. Evet. Dolayısıyla kendi kendine kalıyor, kendi haline kalıyor bizim şirketlerimiz. Ve buralarda standartizasyonu ihmal ediyor. Halbuki girdi, süreç çıktı. Üç aşama var burada. Ham madde, malzeme vesaire girer, belli bir süreçten geçer, ürüne dönüşür. Çıktığının standart olabilmesi için hem fiziksel olarak, hem verimlilik olarak, hem performans olarak çıktığının standart olabilmesi için içerideki sürecin standart hale getirilmesi gerekir. Çalışma ortamının standart hale getirilmesi gerekir. Bunu nasıl keseceğim? Nasıl bükeceğim? Değil mi? Nasıl transfer edeceğim? Nasıl taşıyacağım? Bunların da standart hale getirilmesi gerekir. Bizim sanayimizin, Konya özelinde söyleyeyim, Konya'daki kuruluşlarımızın genellikle ihmal ettiği, üzerine çok düşmediği, bundan dolayı da verimlilik, performans ve kalite problemleri yaşadığı bir konudur. Süreçlerin standart hale getirilmesi. En son aşamaya geldiğinde ya ürünü ben kalitesiz üretmişim deyip geri çevirebiliyor, yeniden işleyebiliyor veya hurdaya ayırabiliyor. Ama müşteriye gönderemiyor. Orada bir filtre var çünkü. Gönderse müşteri kaybedecek. Ama bir şekilde bunlar bize maliyet olarak geliyor. Standart olmayan, kurallaştırılmamış, bakın bunun altını çiziyorum özellikle. Kurallaştırılmamış süreçler, fabrikalar, üretim sistemleri verimsiz çalışmaya, kalitesiz üretim yapmaya, hatalı üretim yapmaya, israflara mahkumdur. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet. Yani standartlara uymayan ürünü dışarıya gönderemezsiniz. Müşteriye gönderemezsiniz. Ama müşteri sürecin içinde olmadığı için sizin çalışma ortamınız, süreçleriniz şöyle mi böyle mi bunlarla çok ilgilenmez. Evet. Anlatabildim mi? Ürüne bakar, uygunsa bunu alır, tüketir, kullanır. Ve almaya da devam eder. İmalat sektörünün böyle bir özelliği vardır. Müşteri sürecin, sistemin dışındadır. Ama hizmet sektörüne geldiğimiz zaman müşteri doğrudan sürecin içindedir. Yani müşteri o hizmeti almak için sürecin içerisinde yer alır. Hastaneye gidersiniz, danışmada başlar bu süreç.
danışmada, oradan muayeneye, oradan tahlile, laboratuvara, oradan işte tekrar doktora, ondan sonra bilmem işte giriyor. Aslında müşteri süreci satın alıyor. Yani sürecin çıktısı olan bir ürünü değil, sürecin kendisini satın alıyor ve bunun içerisinde doğrudan yer alıyor. O zaman ne oluyor hizmet sektöründe? Mecburen bu standardı birçok hizmet sektöründe bunu görürsünüz. Bakın bir otele gidin, bir hastaneye gidin, bir restorana gidin. O standartizasyonu görürsünüz siz hizmet sektöründeki kuruluşlarda. Evet. Ama fabrikaya gittiğiniz zaman müşteri bunun dışında olduğu için, çıktığıyla ilgilendiği için, ürünle ilgilendiği için içeriği görmez. Orayla da açıkçası çok ilgilenmez. Dolayısıyla işletme üzerinde bir müşteri baskısı, içeriğiyle ilgili bir müşteri baskısı oluşmaz. Bundan dolayı da bizim sanayi kuruluşlarımız içerideki o süreçlerin, operasyonların, çalışma ortamının standartizasyonunu es geçer. İkinci plana atıyor. Evet. İkinci plana atar. Ama bu da bize bir maliyet olarak döner. Geri dönüyor. Hatalı üretim olarak, ne bileyim, verimsizlik olarak, israf olarak, kayıp olarak bize döner. Aslında maliyetlerimizi yükseltir. Bu taraftan da bizim rekabetçiliğimizi azaltır aslında. O yüzden bu süreçlerin, operasyonların, çalışma ortamının standartizasyonu son derece önemli. Biz bunu standartize ettikçe, bakın standartizasyonun çok önemli bir rolü vardır. Çalışma ortamı için ve üretim süreçleri için söylüyorum. Standartizasyon problemleri görünür kılar. Problemleri görmemizi, kolayca fark etmemizi sağlar. Ortaya bir çıta koyarsanız bu çıtanın dışına ne çıkmış? Bunu anında görürsünüz. Ama ortada bir çıta yoksa, bir kurallar bütünü yoksa neye göre değerlendireceksiniz? Biz gidiyoruz sanayide, fabrikalara gittiğimizde bakıyoruz. Bizim gözümüzle baktığımızda eyvah, böyle bir üretim sistemi olmaz diyoruz. Evet. Böyle bir şey olmaz diyoruz. Ama başka bir aynı fabrikada bulunan bir yöneticiye veya bir çalışan arkadaşımıza diyor ya, burada her şey normal yani. Evet. Problem yok diyor. Bir başkası bilmiyorum, hiç o gözle bakmadım diyor. Evet. Dolayısıyla işte üst yönetime, şirket sahiplerine ve üst yönetimine burada bu standartları koyma, kuralları oluşturma önemli bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi ben bu kavramı çok seviyorum, bakın, kurallaşma. Özellikle geçmiş yıllarda çok kullanılan bir kavram vardı. Kurumsallaşma, kurumsallaşma, kurumsallaşma. Biliyorsunuz değil mi? Çok konuşuluyor. Evet. Ve bir müddet sonra artık bu sanayicimiz bu kavramdan pek hoşlanmamaya başladı. Çünkü kurumsallaşmayı, kurumsallaşmayı sanki bir kamulaşma gibi, kamu kurumu haline mi geleceğiz biz? Halbuki değil. Bakın, kurumsallaşma kavramı yerine bizim konuşmamız gereken kavram kurallaşma. Kurallaşma. Her şeyi bir kurala bağlama. Sevkiyat gününü, sevkiyat şeklini, içerideki operasyonun nasıl yapılacağını, malzemenin nasıl, ne zaman, ne miktarda taşınacağını, transfer edileceğini, parçanın nasıl bağlanacağını, ayarın nasıl yapılacağını, işlendikten sonra nasıl söküleceğine kadar biz standartlarımızı, kendi iç standartlarımızı oluşturmak zorundayız. Bunları belirlediğimiz zaman, geçen haftalarda eğitimi de konuştuk. Eğitim, bir personel işe aldınız. Eğitim vereceksiniz. Neyin eğitimini vereceksin? Bu makine şöyle açılır, böyle kapatılır, tamam, bitti mi? Yetmiyor işte. Kalitesizlik, hatalar bunun sonucunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani anlatmaya çalıştığım şey, standartların belirlenmesi, sistemdeki anormalliklerin, üretim sürecindeki anormalliklerin ortaya görülmesini sağlar. Şimdi mesela doktora gittiniz, tahlil yapıldı size. Dedi ki işte referans aralıklar diye kan tahlillerinde falan görürsünüz değil mi? Şunla şunun aralığı bir şeydir, referans değerdir. Ne demek? Standart, normal şartlar. Bunun dışına çıktın mı problem görünür. Şimdi bu bir standart olarak konmuş, bakın oraya. Bunun hepsini bizim sanayideki tüm üretim sistemlerimizde, üretim süreçlerimizde, her şeyde koymamız lazım bizim. Ve bu görev işverenin, mal sahibinin önemli bir irade olarak ortaya koyup tüm süreç ve sistemlerini standart hale getirmesi gerekiyor. Evet. Bakın, görev tanımları deriz değil mi? Hani yazılı görev tanımları vardır. Bu da bir standarttır. Bu personelin hangi görevleri yerine getireceği, ne şekilde yerine getireceği. Talimatlar vardır. Bu talimatlar da bunun için vardır. O operasyonu standart hale getirmek için. ISO 9001 diye bir şey var değil mi? ISO 9001 deyince pek anlaşılmıyor. Hani özellikle toplumda
işin çok işin içinde olmayan kesimler bunu anlayamıyor ama ISO 9001 nedir? Ürünle ilgilenmez. Süreçle ilgilenir. Evet. Tamam. Süreçlerini standartlaştırabildin mi? Sistemini standartlaştırabildin mi? Bu standardın ne olduğu çok önemli değil. Kendine göre sen kurallarını, standartlarını kendi içinde sürecinle ilgili koydun mu? Yazılı hale getirdin mi bunu? Herkes bunun farkında mı? Dokümante ettin mi? Herkes bunun farkında mı? Ve daha da önemlisi sen bu koyduğun çıtanı, standartlarını sürekli iyileştiriyor musun, geliştiriyor musun? Çünkü bugün için standart olan ve bizi tatmin eden şey yarın bizi tatmin etmez. Evet. Bakın dünya yerinde durmuyor. Teknoloji sürekli gelişiyor. Her şeyin çıtası yükseliyor. Her geçen gün standartlar yükselmeye devam ediyor. Ve sürekli siz de buna uyum sağlamak zorundasınız. Sürekli iyileştirme, geliştirme yapmak zorundasınız. Yaptığınız her geliştirme kalıcı olabilmesi için, Ayhan Bey de ondan bahsedecektir birazdan. Yaptığınız her iyileştirmeyi, bir basamak çıktınız yukarıya, o çıktığınız basamaktan geriye düşmemek için o çıktığınız basamağı sizin sabitleştirmeniz, standartlaştırmanız gerekir. Evet. Artık yeni bir seviyedeyiz. Norm haline yeni bir yani. Seviyedeyiz gibi. Dolayısıyla standartizasyon deyince akla ilk gelen ürünler olur. Ama sadece ondan ibaret değildir. Süreçlerin, sistemin, operasyonların, metotların, çalışma ortamının standartizasyonu ihmal edilen, genellikle ihmal edilen, sanayicimiz tarafından ihmal edilen bir konudur. Onun da en önemli sebebi biraz önce dediğim gibi bir baskı olmaması. Evet. Ürün tarafında müşteri baskısı olduğu için süreç tarafında çok müşteri baskısı hissedilmiyor. Bu konuda bir lafınızı kestim. Seyircimizin bir sorusu var aslında. Bizim sanayide bunu neden yapamadığımızla da alakalı ilişkili önemli bir soru. Mustafa Bey sormuş. Standartların tam tanımlanmamış olması sanayide yöneticiler, operatörler açısından avantaj mı, dezavantaj mı diye bir soru sormuş. Yani biz neden standartlaşmıyoruz o halde? Madem işlerimiz bu kadar kolaylaşacak, acaba yöneticilerimiz bunu bir avantaj olarak görmüyor mu? Yoksa rahat ortamı bozuyor mu? Kendisi de bu şekilde zaten sormuş. Çalışma ortamını kısıtlıyor mu? Buyurun. Şöyle bir kere standartları belirlememenin hiç kimseye hiçbir faydası yok. Fakat bunlar hissi yaklaşımlarla. Biz zannediyoruz ki bir operasyonun standart zamanını ölçtüğümüzde işçi üzerinde çok absürt bir baskı oluşacak. İşte patron nezdinde farklı dinamikler tetiklenecek ve biz gün gelecek işte o operasyonu ölçerek daha şeffaf, daha izlenebilir, daha ölçülebilir bir hale getirdiğimize pişman olacağız. Yani operatör tarafında da böyle, girişimci tarafında da böyle. Ama bunlar sadece zandan ibaret. Yani ölçmediğimiz bir şeyin üzerine bir standart inşa edemeyiz. Bugün düşünün, bir operatörsünüz. Yine başlangıçtaki bir torna operatörü olduğunu düşünün. Bugün şu parçadan işleyeceğim ve bu parçanın işlem süresini bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyor. Bunun bir standardı yok. Benim bir hedefim yok. Benim bir KPI'm yok. Bir kritik bir göstergem yok. Yani ne işlersem başarılı olurum, ne istersem başarısız olmam. Bunun bir değerlendirildiği bir mastar yok. Bunun ne bana faydası var, bunun ne girişimciye faydası var. Halbuki biz bu parçayı ölçsek, desek ki ya bu işin 5 dakika operasyon süresi var, 1 dakika sök tak süresi var, işte 10 dakikada ayar süresi var desek. İşte. Evet. Yani sen bundan günde, farz-ı misal söylüyorum, 50 tane üretmen lazım. Ya bugün ben kaç tane üretirsem başarılıyım, kaç tane üretirsem başarısızım, bunu net bir şekilde görebilirim. Ve girişimcim bunun maliyetini daha düzgün kestirebilir, daha düzgün belirleyebilir. Planlayan bunun hangi güne termin vereceğini daha düzgün bir şekilde atayabilir. Yani kaos ortadan kalkar. Dolayısıyla bizim standartları koymamamızdaki tek neden, birincisi bu işleri ikinci plana atmamız. Çünkü biz sonuçta şuna bakıyoruz, faturayı kestik mi? Anlatabildim mi? Evet. Ürünü gönderdik mi? Golü attık mı? Evet, bunlar da çok kıymetli şeyler. Çok önemli, özel şeyler bunlar da. Sonuçta bir yere mal veya hizmet satıyorsunuz. Bunlar kritik konular. Ama bizim ikinci plana attığımız bu standartlaşma konusu günün birinde bize daha maliyetli bir şekilde geri dönebiliyor. Yani standartlaşmanın olmadığı bir yerde insanlar da kendini geliştiremiyor. Yani yetkin insanlar yetiştiremiyoruz.
yetkin bireyler yetiştiremiyoruz. Kendi içimizden liderler yetiştiremiyoruz. İşletmelerde personel devri oranı çok hızlı olmaya başlıyor. İşte bir beyaz yaka 2 ay orada, 3 ay burada gibi rakamlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Tabii girişimci tarafında da bu standartları ortaya koymamanın ben anlamlı bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu standartları koymayarak markalaşabilseydik şu an global firmaların içerisinde çok rahatlıkla bir sürü Türk firması sayabilirdik. Bunu sayamamamızın nedeni bizim standartlardan, şeffaflıktan, ölçülebilirlikten, izlenebilirlikten bir nebze geri çekilmemiz. Hani bunları bizim hayata geçirmemiz gerekiyor. Hem süreçlerimizde, hem performans değerlendirme metriklerimizde, hem ürünlerimizde standartlara sıkı sıkıya bağlı bir organizasyon inşa etmemiz gerekiyor. Ve burada da en kritik aktör girişimci, yönetici, patron adına ne dersek diyelim. Bu insan. Hani bu insanın günün birinde ya ben işletmemin standartlara uygun, kurallara uygun, kurallaşmış, insan yetiştiren, müşteri memnuniyetini sağlayan bir organizasyona dönüşmesini istiyorum demesi ve bu iradeyi ortaya koyması işletmeye çok kısa zamanda çok hızlı yolları aldırabilecek bir mekanizma. Evet. Dolayısıyla hani bizim standartlardan kaçmamızın nedeni tamamen içsel, amiyane tabirle işimize gelmediği için veya bunu ikinci plana attığımız için, yani fatura kesiyorum zaten para geliyor veya bir şekilde ben ürünümü satıyorum zaten gibi yaklaşımlar. Ama şunu bilsek, yani eğer biz standartlaşırsak süreçlerimizde, ürünlerimizde, insan yetiştirme politikalarımızda, performans değerlendirme metriklerimizde, standart zamanlarımızda, standart operasyon prosedürlerimizde bunu yapabilirsek sürdürülebilir bir işletme olacağız. Yani bugün sürdürülebilirlik kavramı mesela çok sık karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirliğin temelinde standartizasyon yatıyor. Eğer standartizasyonu sağlayamadıysanız kendi işletmenizin ikinci, üçüncü kuşaklara geçişi çok defekt bir şekilde olacak veya dördüncü kuşağı göremeyecek belki. Dolayısıyla standartlaşmak bir lüks değil, bir zorunluluk. Evet. Ve bir sorumluluk aslında. Bugün her işletme aynı zamanda bir kale. Her fabrika aynı zamanda bir kale. Bizim bu kaleleri standart bir şekilde geliştirmemiz, değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Kim olursak olalım, sahibi de olsak, işçisi de olsak. Hani böyle bir sorumluluktan kaçmanın veya böyle bir sorumluluğu yerine getirmemenin anlamlı bir çıktısının, evet, anlamlı bir faktörünün olduğunu düşünmüyorum. Burada bir mesela şimdi biraz önce verdiğiniz örnekte ben bir torna operatörüyüm. Daha önceden standart olmayan bir operasyonum vardı. Ve benim hiçbir performans göstergemi standart olmadığı için elbette yönetici kendi açısından takip edemiyordu ama ben bir operatör olarak bu benim işime gelebilir. Takip edilemiyorum. Aynı zamanda. Yani bu bir açıdan o operatörün de aslında rahat çalışma ortamı, tırnak içinde söylüyorum bunu, sağlamış oluyor. Operatör nezdinde, yönetici nezdinde baktığımda ben de elbette şirketimin ya da girişimci düzeyinde baktığımda daha standart, sürdürülebilir, daha uzun ömürlü bir şirket olması için standartlaşmayı isterim. Ama operatör gözünde baktığımızda aslında bu ilk bakışta bence bir nebze uzak ve korkunç bir şey gibi de anlaşılıyor olabilir. Yani ben de mesela sahada ilk temas kurduğumda, yani 100 istiyorduk. Daha işte hedeflerini takip etmeye başladığımızda, daha önceden 100 denilmiş kafaya göre. Biz hedefleri takip etmeye başladığımızda aslında 150 çok rahat yapabilecek bir ürün bir operatör açısından. Ama 150 dediğimizde doğal olarak operatör diyor ki ya ben daha fazla çalışmaya başladım. Daha fazla yorulmaya başladım. İstemsizce bu psikolojiye bürünüyor ama ben orada da daha çok firmalarda hani o süreçsel bir standartlaşma diyoruz ya, belki de bir nebze bizim işçi veya işte operatör arkadaşlarımızın da bu olaya katkı sunması için sadece bir çıktı için standartlaşma, yani takip için bir standartlaşma, sonuç odaklı standartlaşma yerine o süreç odaklı standartlaşma. Yani değil mi? Yani ben bir operatörüm ama günde 10 tane ayar yapıyorum. Yani nasıl bu işten sıkılıyorum, habire elim soğuyor, nasıl standart bir ürün üretebilirim ki? Yani böyle de bir hem planlama açısından bir standart, hem ürün veya takımlama, setleme adını verdiğimiz bir standart olması gerekiyor diye düşünüyorum. Operatör için bence doğrudan ürün arttırmak nesnel bir motivasyon kaynağı olacağını sanmıyorum ama
her gün işe geldiğinde yapacağı işi bilmesi, bir kaosla karşılaşmaması, daha standart işler, rutin ve işte daha ergonomik işler yapması gibi standartlar da aynı zamanda olaya giriyor diye düşünüyorum. Çok az zamanımız kaldı. Ekleme yapayım. Buyurun tabii, ilgili. Size bırakayım. İnsanoğlunun temel, böyle en temeldeki içgüdüsel beklentilerinden bir tanesi özgür olmaktır. Özgürlüğü ister. Hanginiz özgürlüğe karşıyız? En temel beklenti budur yani. Standart demek, kalıp demek. İnsanları bir kalıbın içine sokmak demek aslında. Dolayısıyla özgürlüğü aslında bir anlamda kısıtlamak da demek. İnisiyatif hakkını kısmen elinden almak da demek. Dolayısıyla bu her insan için geçerli. Şimdi burada hani mavi yakalı veya operatör çalışanlarımızı konuşuyoruz ama işverenin kendisi için de geçerli. Oradaki yöneticilerin hepsi için de geçerli. Dolayısıyla standartlara uymak demek özgürlüğün, tabii tırnak içerisinde söylüyorum bunu, kısıtlanması gibi bir anlam da çıkıyor. O yüzden biz bu standartların, gerekirse bu kuralların ve prosedürlerin hep birlikte belirlenmesi, çalışanların katılımıyla, yani insanların kendi kurallarını, kendi özgürlük alanları içerisinde de belirlemesine, çalışanlarımızı bu işin, bu sürecin içerisine de dahil etmemiz gerekiyor. Ama siz bunu öyle bir yaparsınız ki bundan sonra bu böyle. Kurallar bunlar. Bundan sonra buna göre çalışacaksın. Şu kağıtta yazılı olana uyacaksın adım adım dediğiniz anda insan faktörünü yok saymış olursunuz. Evet. Bu insanın en temel fıtratında olan özelliklerini yok saymış olursunuz. İşte burada standartları oluştururken, kuralları oluştururken insancıl da olmak gerekiyor. İnsancıl, insana uygun, ergonomik, insanın fizyolojisine, insanın psikolojisine uygun bir takım kurallar da getirmeniz gerekiyor. Evet. Bu son derece önemlidir. Evet. Son yani eklerinizi de özgürlük alacağız. Ve inisiyatif alanlarını, çalışanlarımızın inisiyatif alanlarını sıfıra indirmeden buna uygun standart alanları da geliştirmek gerekiyor. Evet. Ayhan Bey, sizden de son sözleri alabilirsek. Evet. Tabii günümüzde standartizasyon, verimlilik, dijital dönüşüm çok önem kazanıyor. Ben bir taraftan da Endüstri Mühendisliği Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Tabii mesleğimize karşı da bir sorumluluk bilinciyle tüm endüstri mühendisi aday öğrencilerimize, endüstri mühendisi olan meslektaşlarımıza derneğimizi tanımalarını, işte enmder.org diye bir web sitemiz var. Buraya bir bakmalarını, derneğimize üye olmalarını tavsiye ediyorum. Hani sonuçta hepimizin mesleğimize karşı da bir sorumluluğu var ve endüstri mühendisliği gün geçtikçe daha da çok önem kazanan bir alan haline geliyor. Ben endüstri mühendislerimizin ve endüstri mühendisliği adaylarımızın Endüstri Mühendisliği Derneği'ne üye olmayı kendi standartlarına eklemelerini tavsiye ediyorum. Ve bunu da açıkçası çok istiyoruz yönetim kurulumuzla birlikte. Buradan bunu da eklemiş olayım. Teşekkürler. Sağ olun. Yakup Hocam, sizin var mıydı son bir ekiniz? Ben tam kestim galiba ama konumuzla alakalı. Yok yani, insan faktörünü merkeze koymak gerekiyor. Ne yaparsak yapalım. Konuştuğumuz hani, şey ne olursa olsun. Hangi kuralı koyacaksak koyalım, o aktörlerle birlikte standartları tasarlamamızın önünde bir engel yok. Yani biz yukarıdan hocamın dediği gibi, evet bunun kuralları bunlar, bunu böyle yapın şeklinde değil de o paydaşların da katılımıyla belirli standartları tasarlayabilmeli ve hayata geçirebilmeliyiz ve bunu da aslında istesek çok güzel bir şekilde başarabilecek bunları bir toplumuz. Anlamlandırabilmek de çok önemli. Yani hangi hedefe hizmet ediyor bu kurallar? Evet. Bilinçlendirmek, hangi değerlere hizmet ediyor? Farkındalık oluşturmak. Evet. Yani bunu bir, dediğim gibi hedef odaklı çıktı, sonuç odaklı ve insanı merkeze koyarak. İlk başladığımız programdan itibaren aslında farklı farklı konular konuşmamıza rağmen hep bütün konularımızın merkezinde hep insan var. Evet. Müşteri de insan, mal sahibi de insan, çalışan da insan. Dolayısıyla her şeyi insan merkezli yapmaya özen göstereceğiz. Teşekkürler. Çok sağ olun değerli katkılarınız için.
sanayi merkezi elbette sanayinin merkezinde insanın olduğu da bir program. Evet. Sanayide beslendiğimiz insan olmadan üretim olmuyor. Ve insan üretmek için aynı zamanda hem yaşıyor hem de o ürettiğini tüketmek için, özellikle bu yüzyılda bunun için yaşıyoruz, çalışıyoruz ve emek gösteriyoruz. Ama aynı zamanda özellikle bizlerin, endüstri mühendislerinin, makine mühendislerinin, meslektaşlarımızın ve her çalışanın üretme, müreffeh olma, seviyemizi yükseltme, toplumsal refah arttırma gibi bir yükümlülüğü, bir zorunluluğu ve bir sorumluluğu var. Bu sorumlulukla beraber aynı zamanda bundan şu şekilde de emin olabiliriz. Bir standart koymadan, bir hedef koymadan nasıl yaşayamıyorsak, nasıl bir ülke bir hedef olmadan, işte ne diyoruz? Türkiye gayri safi yurt içi hasılasını dengelemeli. İşte her ülkenin bir hedefi var. İşte Türkiye'nin de var. Hem üretim safhasında, işte hem asgari safhada birçok hedefimiz var. Sanayinin de bu hedefler içerisinde görevleri var ve biz de o görevleri kendi çalıştığımız yerlerde, firmalarımızda standartlarla koruyarak, büyüterek ilerletmek zorundayız. Sanayi merkezi bu hafta olduğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da sanayinin içerisinden önemli bir konuyu siz değerli seyircilerine sunmaya gayret gösterdi. Elbette standartlaşma bir programda bitecek, aktarabileceğimiz veya oluşturabileceğimiz bir konu değil. Birçok alt sebebi var. Umuyoruz ki ileri programlarda bu konulara daha detaylı bir şekilde anlatmak ve günlük hayatımızda sadece iş yerlerimizde değil, aynı zamanda günlük kendi hayat rutinlerimizde, evimizde de kullanabileceğimiz yöntemler de ortaya çıkartarak siz değerli sanayi merkezi seyircilerine konuyu sunmak istiyor. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyoruz. Sanayi Merkezi ile kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.